Değerli izleyicilerim, bu videomda sizlere biberiye bitkisinin faydalarını anlatmaya çalışacağım. Yararlı bir video olacağını ümit ediyorum. Biberiye, geçmişten günümüze yaygın olarak kullanıla gelen bir baharat ve sağlığa çok yararlı bir şifalı bitkidir. Biberiye Akdeniz bölgesinin ılıman ikliminde yetişir. Boyu 2 metreye kadar çıkabilir. Kendine özgü güzel bir kokusu vardır. İlkbaharda açık mavi renkli çiçek açan biberiye yaprakları ve çiçeklerinden esans elde edilmesi sebebiyle aynı zamanda önemli bir endüstri bitkisidir. Biberiye taze olarak veya kurutularak tüketilebilir. Yaprakları baharat veya çay olarak kullanılabilir. Biberiye, yiyeceklerin raf ömrünü artırmak için doğal antioksidan olarak da kullanılır. Şimdi biberiyenin faydalarına gelelim. Biberiye sindirim sistemine iyi gelir. Hazımsızlık ve bağırsak bozuklukları için doğal bir düzenleyici olarak kullanılır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Biberiye'deki antioksidan bileşikler vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücuda zarar verebilecek birçok hastalığa karşı savunma sağlar. Biberiye kanserin gelişmesini engeller. Biberiye'de bulunan faydalı maddeler kansere karşı koruyucudur. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için Bitkinin özleri bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkiye sahiptir. Hücrelere zarar vermeyen bir tedavi olarak doktor gözetiminde kemoterapi ilaçlarıyla birlikte kullanılabilir. Vücuttaki iltihaplanmaya karşı iyi gelmektedir biberiye. Kas ve eklem bozuklukları, gut gibi hastalıkların yanı sıra fiziksel zorlanma veya yaralanmalara karşı direnç sağlar. Biberiye kanı sıvılaştırır. Biberiye özleri antioksidan özelliğiyle kanın pıhtılaşmasını önleyen etkiler gösterir. Kalp ve damar sağlığının korunmasında etkilidir. Biberiye kas spazmlarına karşı faydalıdır. Biberiye sinir sistemini korur. Biberiye'nin yapraklarından elde edilen özler ataksi, bunama, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların önlenmesinde faydalıdır. Biberiye idrar söktürücüdür. Suyun vücuttan atılım hızını artırarak mikrobik canlıların tuzların ve aşırı yağların vücuttan atılmasında faydalıdır. Biberiye kilo almayı önleyen yağ yakıcı enzimler içermekte ve tokluk hissi yaratarak daha geç acıkmayı sağlamaktadır. Biberiye'nin içerisinde bulunan yağ vücuda dinçlik verir. Baş ağrısı ve mide kramplarında faydalıdır. Biberiye aromasının zihin açıcı etkileri gözlenmiştir. Kaygı giderici ve sakinleştiricidir. Biberiye antioksidan özelliğiyle vücudu zararlı maddelerden temizler, yaşlanmaya karşı bir etkiye sahiptir. Biberiyenin özleri ağız gargarası olarak kullanılabilir. Biberiye sivrisinekler ve kene gibi bazı kan emici böceklerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Biberiye'den faydalanmak için biberiyenin taze yaprak ve sürgünleri yaz boyunca toplanır. Bitkinin vücuda etkisi çiçek açtığı zamanlarda daha yüksektir. Yaprak ve sürgünler, aşırı sıcak olmayan çok havadar ve gölge bir yerde kurutulur. Kurutulmuş veya taze yapraklar, 1 litre kaynar suya yarım avuç atılarak bir fincana bir çay kaşığı biberiye yaprağı hesap edilir. 2 saat kadar beklenir, sonra günde 3 defa yemeklerden önce, Birer fincan içilir. Biberiye aromasından dolayı özellikle et yemeklerine yakışır. Biberiye dallarının odunsu yapısından ötürü daha çok etin terbiye edilmesi aşamasında kullanılır. Ayrıca taze biberiye limonataya katılabilir, ekmek ve poğaça yapımında kullanılabilir kuru biberiye, ada çayı, mercan köşk, kekik, karabiber ile uyumlu bir tat yakalar. Biberiye kurusu tatlı ve pizza yapımında kullanılabilir. Mangal yaparken közün üstüne konulan birkaç dal biberiye yeme ekstra bir tat katar. Biberiyenin zararları ve yan etkileri. Biberiye düşük dozlarda alındığında genellikle güvenlidir. Çok fazla alındığında yarar yerine zarar verebilir. Atasözüdür. Her şeyin azı karar, çoğu zarardır diye. Nane ve benzeri bitkilere alerjisi olanlar, biberiye veya Biberiye yağını tüketmemelidir. Biberiye ve esansiyel yağını kullanmadan önce kullanma dozu konusunda bir uzmana danışmak en doğrusudur diye düşünüyorum. Çünkü bir maddeye karşı farklı bünyeler farklı tepki gösterebilmektedir. Amacımız vücudumuz için yararlı sonuçlar elde etmek olunca kullanacağımız ürünler konusunda uzmanlara danışmaktan kaçınmamalıyız. Değerli izleyicilerim, bu videomda sizlere biberiye bitkisinin faydalarını anlatmaya çalıştım. Bir başka videoda görüşmek ümit ve dileğiyle. Kanalıma abone olmanız yeni ve yararlı videolar hazırlama konusunda beni motive edecektir. Herkese sağlıklı günler, mutlu yarınlar. Hoşçakalın.